Günaydın desin. Günaydın abi. Esne bakalım Esne. Akşam eve kaçta geldin, haberin var mı? Yok anacığım, saatim durmuştu. Sabaha karşı 3'te. Erkenmiş gene. Sus kız! Abini müdafaya kalkma. Avukat mısın sen? Olurdun belki ama evlendirdin. Evlendirmez olsaydık o serseriyle, o kumarbazla! Anacığım başlama gene! Başlarım! Şu dünyada benim kadar talihsiz kadın var mıdır? Anacığım, senin çenen hiç pazar tatili yapmaz mı? Yapmaz! İçim yanıyor, içim! Seni hem güzel hem de... Hem de zengin! Hem de zengin, çok zengin bir hanımla evlendirmezsem gözüm açık gidecek! Anacığım, o dediğin hatun niye varsın bana? Aa! Derinin zoruna bak! Ayol sana vermeyecek kadının aklına şaşarım! Aslan gibi mühendissin! Anlamadım, kim mühendis? Hı? Ben mi? Yapma be ana! Ben basit bir ustayım, teknisyenim! Günaydın! Günaydın everybody! Bülent abicim, ava çıkıyor musun bugün? Hı hı. Kurban olayım abicim, cibine beni de ala, geç kaldım! Oldu! Ha? Yaşa sen! Ay dur, unutuyordum az kalsın! Ah teyzeciğim! Kiranız! Abicim, aşağıda bekliyorum, unutma ha! Hadi! Hı hı. Eyvallah hepinize, bay bay! İyi pazarlar! Pazar sabahı yine sürtmeye gitti! Şu kızdan kira almasak, ne de olsa akrabadan! Mal sahibi akraba filan dinlemiyor! Merhaba! Arslan kayınçam merhaba! Merhaba enişte! Hay Allah, damatlar kusura edip geldi! Günaydın, kaynaların şahı! Herif tatil, boş gezenin boş kalfası! Deme! İşler nasıl? İyidir! 6 kolon toto oynamışım, bu hafta 13 sağlam! Teşekkür ederim canım! Canın çıksın! Yeter o kadar! Kayınvalide haklı söyler! Reisinin fazlası dokunur! Hadi doyduysan kalk bakalım! Ah, elhamdülillah doydum! Anne! Aa, kayınvalide ne söylerse, ne derse haklıdır! Bana müsaade! Kahveye tabii! İşin yoksa akşama kadar kumar oyna! Haklısınız valide! Bana da müsaade anacığım! Kimi ava, kimi kumara! Biz iki kadın canımız çıksın işte! Hazır mısın Zilli? Sorulur mu Bülent abi? Şimdi nereye bırakayım seni? Dükkana! Çantamı alıp işe gideceğim! Bir defa zengin bir kadın gördüm! Bediye teyze görse hemen sona alayım! Eksik olsun! Bir için kumallar kerata! Sağ ol Bülent abi! Güle güle! Eyvallah! Sana da iyi avlar Bülent abi! Sağ ol! Özür dilerim efendim, motorda mühim bir arıza var. Ben sizi bekletmeyeyim, şu kestirmeden ana yola inebilirsiniz. Pekala, ben sana yardım göndereyim.
kaçmayın, bir zararımız dokunmaz. Ne istiyorsunuz benden? Bunu pek hala biliyorsunuz. Bırakın beni! Bırakın! Bağırırım yoksa! Fayda vermez, çünkü kimse duymaz. Hadi kendinizle biz de üzmeyin, anahtarı verin bize. Hayır! Zorla alırız. Anahtar üstümde değil! Ara üstünü! Bırakın, bırakın alçaklar! Açılın oradan be, açılın! Davranmayın, yakarım, hadi! Hadi, basın! Basın buradan! Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama bu ormanda tek başınıza ne işiniz vardı? Hava almaya çıkmıştım. Her yerin havası yaramaz insana, ihtiyatsızlık etmişsiniz. Ya, galiba. Kim bu adamlar, ne istiyorlardı sizden? Bilmiyorum, iki soyguncu olmalı. Acıyor mu? Gelin, şurada bir kır kahvesi vardır, birer çay içeriz. Sonra isterseniz sizi evinize bırakırım. Benim için yolunuzdan kalmayın. Bir yere gittiğim yok, sadece avlanmaya çalışıyorum. Gelin. Tavşan kanı oldu Bülent Bey, buyurun. Sağ ol Arif Aga. Buralısınız galiba, tanıyorlar sizi. Buralı değilim ama her pazar hava çıkar ve yorgunluk çayımı burada içerim. Ya siz? Şu tarafta, sahilde oturuyoruz. Tek başınıza ormanda dolaşmanıza iyi ki izin veriyorlar size. Kimler? Evinizdekiler, anneniz, babanız. Annem babam yok ki. Daha doğrusu hiç kimsem yok. Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Onun gibi bir şey. Ne avlıyorsunuz ormanda? Kuş, tavşan falan. Daha doğrusu hiçbir şey. Maksat avlanmak değil, avunmak. Can sıkıntısı. Öyle mi? Yoksa siz de mi yalnızsınız? Yalnız değilim, annem kardeşim var. Ama bir bakıma hayatta ben de yalnızım diyebilirim. Müsaadenizle kalkayım, geç oluyor. Sizi evinize kadar bırakayım isterseniz. Zahmet etmeyin, yalnız bir taksi bulsak iyi olur. Arifa! Şuradan bir taksi çevirversene. Değil abi. Bir daha pazara yine birer çay içelim mi burada? Bilmem, söz vermiş olmayayım. Allah'a ısmarladık. Gülfem Hanım'ı çağırın. Başüstüne ne Prenses Hazretleri. Koş Gülfem Hanım'ı bul, Prenses Hanım Hazretleri istiyor. Başüstüne efendim. Buyurun prensesim, beni emretmişsiniz. Başıma gelenleri sormayın. Hayrola? Ormanda arabam bozuldu, yürüyerek geliyordum. İki adam yolumu çevirip mücevherleri istediler benden. Rahmetli prens kocanızın mirasçıları herhalde. Değilse bile adamları. Katil yüzlü insanlardı. Allah korumuş Canancığım, nasıl kurtuldunuz? Bir avcı. Çok kibar bir adam. Nasılsa oradan geçiyormuş. Adamları uzaklaştırdı. Bana çay içirdi. Kendime geldim biraz. Ama çok korktum, çok! Ah Canancığım, bu kadar büyük bir servet sizin gibi genç ve güzel bir kadın için hem dost hem de düşmandır. Ne yapabilirim? Kocamın bıraktığı serveti sokağa atamam. Sizi de, bu serveti de koruyacak bir erkeğe, camdan bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Nerede o adam? Herkesin gözü paramda. Dünyada iyi ve namuslu erkekler de vardır. Mesela bugün rastladığınız o zat kimmiş, neyin nesiymiş acaba? Bilmem. Bugün bir kız gördüm. Senin de görmeni isterdim. Arabası var mı? Arabası mı, arabası yok. Belki kimsesi de yok. Kendi halinde bir kız. Bir gün evlenirsem böyle bir kızla evlenirim. Gözlerinden iyilik ve insanlık akıyor. Ama kokos ha? Herhalde.
kim olduğunu ve bana varacağını bilsem... ...hemen git iste derim anne. Allah göstersin! Ayağım kırılsın gidip istersen! Seni sokakta bulmadım ben! Meteliksiz kadınlara kaptırmam oğlumu! Allah rahat versin anacığım! Başınıza, ormanda dolaşmanıza iyi ki izin veriyorlar. Kimler? Evinizdekiler, anneniz, babanız. Annem, babam yok. Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Onun gibi bir şey. Kalkayım artık, geç olur. Sizi evinize bıraktım. Zahmet etmeyin, bir taksi bulsak iyi olur. Şey, bir daha pazara gene birer çay içeriz, değil mi burada? Söz vermiş olayım, Allah'a ısmarladık. Adresler tamam mı? Gidiyorum ben. Aman, iyi hatırlattın. Buraya da gidilecek. Elektrik tesisatı baştan aşağı yenilenecekmiş. Tamam, bakarız. Aman, kaçırma iyi müşterimdir ha. Olur, olur. Bülent Usta, Cihangir'deki madam seni istiyor. Yokum, yokum, Bülent Usta çıktı de. Bak delinin yediği naniye. Koş, hadi koş. Bırak bu zirzop kadını be usta. Her gün yalandan bir iş icat ediyor. Sersem, karının gözü var sende. Kaçırmasana. Kırklık madam ayı mı? Kırklık ama parası var! Sana alayım öyleyse patron. Ha, bak edep size! Ne var canım? Gençsin, yakışıklısın. Ha, ben mi? Tabii ya! Ulan köftahur, sen de adam olursan ben de şu saçlarımı... Yapma usta, yazıktır sırma saçlarına! Sizi görmek istiyor efendim. Hı, gelsin. Buyurun. Söyleyin bakalım elektrikçi bey. Tesisatı baştan başa yenilemek ve bir de motor takmak icap edecek. Ya, pek alakası olacak bu iş? 10, 12 bin liraya kadar çıkar. 12 bin lira mı? Siz hesap bilmiyorsunuz galiba elektrikçi bey. O halde siz de elektrik tesisatının ne olduğunu bilmiyorsunuz Katip bey. Özür dilerim. Prenses Hazretleri adına bu parayı veremem. Öyleyse Prenses Hazretleri de mum yaksınlar Katip bey. Eyvallah. Ahmet bey içeride mi? Evet bey. Zilli, sen ne arıyorsun burada? Ayıp ettin abicim, buraları bizden sorulur. Ya, içeride bir müşterim var, manikürünü yaparım. Burada mı? Tabii. Allah sana kolaylık versin. Niye? Beni de bir iş için çağırmışlar ama bir daha gelirsem ayağım kırılsın. Ayıp ettin şimdi Bülent abicim, hepsi kibar insanlardır. Eksik olsun. Ama içeride bir prenses var ha, biri çimsin abi. Değil, prenses kraliçe olsa istemem, hadi eyvallah. Hoşça kal. Arif ağa, yap bakalım bir tavşan. Başına Bülent abi, başına. Bu sefer çaylar benden. Thank you.
Merhaba. Burada içtiğim en zevkli çay olacak. Nasılsınız? Merci, yesin. Şimdi daha iyiyim. Yani sizi görünce demek istiyorum. Kaç haftadır buraya çay içmeye değil de sizi tekrar görebilir miyim diye geldim. İçimde böyle bir ümit, böyle bir arzu vardı. Teşekkür ederim. Ben de zaten bilhassa pazar günü geldim. Sizi rastlamak için. Çok iyisiniz. Çok da açık kalitesiniz. Başka biri olsa bunun sadece bir tesadüf olduğunu söylerdi. Hayır, tesadüf değil. Avcılık nasıl gidiyor? Afiyet olsun. Hı. Önemli değil. Olsa da olur, olmasa da. İnsan aklını başka yere verince böyle küçük merakların değeri kalmıyor. Yeni bir merak mı edindiniz? Siz nasılsınız bakalım? Her zamanki gibi. Her zaman nasılsınız bilmiyorum ki. Şimdiki gibi. Yani daima zarif ve güzel, öyle mi? Size öyle geliyorsa çok teşekkür ederim. Bana öyle gelmiyor. Siz kendiniz öylesiniz. Anneme, kardeşlerime de bahsettim bundan. Onlara benden mi bahsettin? Evet. Kim olduğunu bilmiyorum ama bilmek isterdim dedim. Onu daha yakından tanımak isterdim dedim. Zamanla o da olur belki. Belki demeyeyim. İnşallah diyeyim bari. İnşallah. Yarın akşam yine buluşuruz. Ah, sarılır bir şeker. Ay Allah'ım. Aman Allah'ım. Neler görüyorum? Ha? Eyvallah Arif Hanım. Güle güle. Ay bayılıyorum galiba, tut beni! Oh, hay ağzını öpeyim kız, bir daha söyle bakayım. Prenses diyorum size teyzeciğim, ağzımdan 10 milyonluk kadın. Ay, hep maniküre giderim keşkine, en hatırlı müşterim ya! Desene ekmek ağacın, Allah'ım yarattım, sen kısmet et! Aman yarattım! 10 milyon, 10 milyon! Ay, fena oluyorum! Ay, hadi, bir şey olmasın! Hadi, anlat! Anlat! Dinleyin beni! Bülent abiyle seviştikleri belli. Birbirlerinin gözünün içine öyle bir bakışları vardı ki, yan yana yürüyorlardı. Tıpkı aşıklar gibi. Ah benim bir tanecik akıllı oğlum! Nasıl da vurmuş turnayı gözünden! Üf değil be anne! Abim onun kim olduğunu bile bilmiyor olmalı. Zengin olduğunu söylerseniz bir daha yanına uğramaz, Allah canımı alsın ha! Yeğenin dili kopsun ayol! Sonuna kadar kim olduğunu duymaz mı bakalım? Duymaz ya! Şart mı erkeğe her şeyi söylemek, değil mi ki sevmiş? Alırım vallahi oğluma! Bakalım prenses razı olur. Kalıbımı basarım, prenses de Bülent abiyi seviyor. 10 milyonda 10 milyon. 10 milyonda 10 milyon. 10 milyonda 10 milyon. Ben gideyim öyleyse. Aslanım! Merhabalar. Benim aslan evladım, nerede kaldın? Merak ettim ayol. Azıcık avlandık, sonra da... Sonra? Gene o kızla beraberdim anacığım. Hangi kızla? Hani size bahsetmiştim ya, bir kız vardı. Kız koş yemekleri ısıt, abicin acıkmıştır. Tabii. Ben yemek falan yemeyeceğim anneciğim. O nasıl söz evladım? Bir kızla gezdim diye yemeden içmeden mi kesileceksin? Yoksa kızı sevdin mi yavrum? Bilmem, galiba. Kızma ama. Aman oğlum, sen sevdikten sonra ben sokaktaki dilenci kızını gelin diye alır başıma taç yaparım. Gönül bayol, senin cancağızın sağ olsun. Sahi mi anne? Ne demek aslanım, bana oğlum lazım. Hem vallahi hem billahi, yarın gider isterim kızı. Sen melek misin anne? Ama yerini yurdunu bile bilmiyorum ki onun. Onu sen bana bırak, anneciğin her işi yoluna koyar evelallah! Ne diyorsunuz? Demek ki o bahsettiğiniz hanımefendi, annemin babamın yakın dostu. Evet prensesim, hem de çok yakın. Pederiniz Bursa'da ticaretle meşgulken, Bediye Hanım teyzeler de oradaymış.
gece gündüz beraberlermiş. Gördünüz, yakın aile dostlarımızı bulduk. Çok iyi oldu prensesim. Prenses de çok yalnız. Acaba o hanımefendi bize buyurmazlar mı? Çok memnun oluruz. Zaten gelmek için müsaade istiyorlardı prensesler. Ya, müsaade kendilerinin. Ne zaman isterlerse bekleriz. Hatta hemen ya, yarın. Hemen yarın, tabii. Tarafımdan rica edersiniz, olmaz mı? Ay, pardon prensesim, ay çok. Ay, söylerim efendim, peki efendim. Teyze, Bediye, ne oldu, ne oldu? Müjde. Anlat kız, anlat. Prensese sizden bahsettim. Öğrettiğim gibi tabii. Öğrettiğiniz gibi tabii. Babanızın, annenizin aile dostu dedim sizin için. Pek memnun oldum. Aman buyursunlar dedi, hem de yarına. Ama ya, anne! Biz bu kılıkla prensesin karşısına nasıl çıkarız? Benim zoruna bakıyorum. Parasını verdikten sonra dünya kadar kürk var, eldise var. Nerede? Kirayla veren mağazalarda. Buyurun efendim, prenses hazretleri sizi bekliyorlar efendim. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay, tutsana kız, kazık gibi duracağına boyun demin. İnşallah gözün kör olsun. Tut bakayım. Demek pederi valideyi yakından tanıyorsun. Aman nasıl tanımam efendim. Annenizle Bursa'da o kaplıca senin, bu kaplıca benim gezer dururduk. Siz o zaman küçücüktünüz. Bizim bey vallahi bu kız büyüyünce muhakkak prenses olur dedi. Evet. Oldunuz işte. Teveccüh göstermişler. Gülizar'ı tanıyorum. Hanımefendi Kerime'niz mi? Evet. Kızım efendim. 3 kolej, 2 üniversite bitirmiştir kendisi. Bravo. Bu da damadım efendim. Kendileri tüccardır, büyük tüccar. Oğlum da var, bakın resmini göstereyim size. Mühendistir kendisi, yüksek mühendis. Ne kadar yakışıklı değil mi? Tıpkı bana benzer. Alo? Bülent efendi, seni telefondan istiyorlar. Kimmiş? Bir kadın. Yok dersin. Nasıl yok derim? Telefon eden kız kardeşin. Öyle söylesene usta. Nesrin? Benim. Ne? Sahi mi söylüyorsun? Deme! Şu annem yaman kadındır vallahi. Hemen mi? Yapma! Peki, ben şimdi geliyorum. Geliyorum! Ustacığım, bana müsaade. Ne oluyor ya? Kötü bir haber mi var? Bilakis haberler çok iyi, evleniyorum usta. Kiminle lan? O sana bahsettiğim kimsesiz kokos kızla. Hadi eyvallah. Sen de adam olursan, ben de bu saçların kökünden... Ah anacığım ah! Çok acileye getirdin bu işi. Hazırsın ya, yavrum benim. Hazırım ama ne yapacağımı şaşırttınız bana. Şaşıracak ne var bunda evladım? Nikah olacak, alıp kırını gideceksin. Daha evini bile görmedim. Acaba bir eksiği var mı kızım? Yatağı yorganı vardır elbet. Başka bir eksiği varsa zamanla tamamlarsın. Üzme kendini. Fethiye Hanım teyze! Usta geliyor, Nuri usta! Horoz Nuri mi? Geliyorum. Çabuk ol! Nikah memurunu fazla beklet. Olur. Hadi sen. Bakayım sana abi şeyler. Oğluna bulamla bu kel fodur kimsesiz kızı mı buldun yahu? Ne yaparsın Nuri efendi, kısmet! Senin oğlanda iş yok. Peşinde sünüyle zengin kadın varken sen git de... Tövbe! Şeytan diyor, su memuru geri çevirmiş boz. Aman Nuri efendi, iş senin bildiğin gibi değil. Nasıl? Ya? Nasıl? Prenses ya! Akıllı kadın sınır mesela. Zaten ben hep söylerim senin oğlanın adam olacağını. Yaşa be! Ben İstanbul Belediye Başkanı adına nikahınızı akdederek sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah bahtiyar etsin. Tebrik ederim. Ah benim biricik gelinim!
Allah ne kadar da göğünüme göre verdi Hamdol. Yaşa be, senin adam olacağını biliyordum zaten. Gel horozcum, gel. Benim damat. Prensesim, acaba yemeği burada mı yiyeceksiniz, yoksa yukarıda mı? Beyefendiye sorun. Beyefendi hazretlerinin yemek hakkında bir emirleri var mı acaba? Benim kimseye bir emrim yok, lütfen bizi yalnız bırakın. Peki, lütfen söyler misiniz bana, nedir bu komedi? Hangi komedi efendim? Prensesim, beyefendi hazretleri, ne oluyor kuzum? Bir şey olmuyor efendim. Adamların bana şüphesiz prenses diye hitap ederler. Siz de elbette ki beyefendisiniz. Ben beyefendi falan değilim. Sizin de prenses olduğunuzdan haberim yok. Sahi mi söylüyorsun? Yalan söylemek adetim değildir. Sizi küçücük bir evde tek başına oturan kendi halinde bir kadın zannediyordum. O halde işin doğrusunu öğrenin. Ben prensesim ve burada ne görüyorsanız hepsi benim. Demek beni fakir bir kız zannediyordunuz. Çok hoş. Hiç de hoş değil hanımefendi. Nasıl bir tuzağa düşürüldüğümü şimdi anlıyorum. Para canlısı annemle o sersem akrabalarım sizi de beni de kandırmışlar. Ben zengin bir prensesin kocası olacak adam değilim. Niçin? Sizin gibi bir yüksek mühendis. Ha? Ne dediniz? Yüksek mühendis mi? Ay, o yalan da mı uydurdular? Bakın hanımefendi, eğer bana inanmıyorsanız gidin katibinize sorun. Ben sadece küçük bir teknisyenim. Köşkünüze elektrikleri tamire gelmiş basit fakir bir teknisyenim. Şimdi anladınız mı? Çirkin bir oyuna geldiğiniz için size de acıyorum şu anda. Fakat bunun böyle devam edemeyeceğini siz de takdir edersiniz herhalde. Ne demek istiyorsun? İzin verin gideyim. Ben birbirimizi sevdik zannetmiştim. Anamın paranız için beni size satacağını aklımdan geçirmemiştim. Burada uşaklarınızdan biri olarak kalamam. Müsaadenizle sayın prensesim. Rica ederim, gitmeyin. Benim mevkimi, izzeti nefsimi düşünün. Yanılmış olabilirim. Fakat beni adamlarıma, etrafa rezil etmeye hakkınız yok. Bunu yapmazsınız herhalde. Kalın, kimseye bir şey belli etmeyin. Bir zaman için kalın. Sizden bu anlayışı aydın beyefendi hazretleri. Bana beyefendi hazretleri demeyin. Baş üstüne beyefendi hazretleri. Hmm. Buyurun efendim, paranız. Ne parası bu? Haftalık tahsisatınız efendim. Burada usul böyledir. Prenses hazretlerinin emri. Prensese söyleyin, sadaka kabul etmiyorum. Söylerim beyefendi hazretleri. Oturun. Aşağı efendim. Oturun canım. Aşağı efendimiz. Otur be! Bunlar ne? Davetiyeler efendimiz. Ne davetiyeleri? Prensesin evlendiğini bütün yüksek sosyete duymuş, gazeteler yazmış. Prenses bir toplantıyla evlendiğinizi kutlamaya karar verdiler. Ya öyle mi? İyi etmişler. Bunlar bende kalsın. Tetkik edip postaya gönderirim ben. Baş üstüne beyefendi. Thank you.
Prens Harun'dan aldığımız emir katidir. Prensesin elindeki kıymetli mücevherler ve Madras zümrütü muhakkak elimize geçmelidir. Prenses duyduğumuza göre gizlice evlenmiş. İşin içine bir de erkek karışınca bu iş zorlaşır. Derhal harekete geçiniz. Emredersiniz. Ne pahasına olursa olsun mücevherleri ele geçireceksiniz. Derhal, anlaşıldı mı? Derhal! Baş üstüne. Gelmemiş. Ya, işleri çıktı herhalde. 100 kişinin birden mi efendim? Öyle olacak. Siz ne dersiniz? Şaşılacak şey. Avni Bey. Buyurunuz efendim. Davetiyelerde bir yanlışlık mı oldu acaba? Sanmıyorum efendim. Ha işte bakın gelenler var. Ah benim sultan gelinim, gel öpeyim, gel, gel! Milleti unuttunuz be! Şöyle kıvrak oynak bir şeyler çalıp da oynayalım ya! Maestro, şöyle bir çiftet elini çalın, ahdım var, oğlumun düğününe göbek atacağım demiştim! Ay şaşırmayacağım be, ahdım ben, ahdım! Hadi oğlum, karşımıza bir göbek atalım! Roz, geç karşıma, geç! Ayıran sebep bu. Bırakın kolumu. Hadi gelin, sen de kıvır gelin. Benim iki kişiydiler, balkondan girdiler. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Polis ne diyor bu işe? Buyurun. Yaralısınız. Benim için hayatınızı tehlikeye attınız. Önemli bir şey değil. Gülfemciğim, doktora telefon et. Peki, şimdi ara. Sabah oldu. Kendine geldi mi acaba? Doktor yanında, biraz yatıp uyusanız. O benim yüzümden ıstırap çekerken nasıl yatıp uyuyabilirim? Mert bir adam. Yazık ki benden ayrılmak istiyor, halbuki benim suçum ne? Sizi sevmediğini söyleyemezsiniz. Sevse böyle olmazdık herhalde. Ona hak vermiyor değilim. Servetim, çevrem, hele şu prenses ünvanım onu benden ayırıyor. Siz onu çok seviyorsunuz prensesim. Evet Gülfem, onu çok seviyorum. Ne olursa olsun ondan ayrılmak istemiyorum. Buna bir çare bulmak lazım. Bulalım. Nasıl doktor? Hafif bir yara. Birkaç gün dinlenmesi lazım. Ben akşama gene uğrarım. Teşekkür ederim. Bir kadın, prenses de olsa önce kadındır. Siz de ona karşı bir prenses gibi değil de bir kadın gibi davranın. O zaman mesele hallolur. Haklısın. Madem ki bir prensesten hoşlanmıyor, ben de onun istediği kadın olurum ama nasıl? Bakın, aklıma bir fikir geldi. Mesela, tıpkı
tıpkı size benzeyen bir ikiz kardeşiniz olsa da huylara hiç benzemese. Harika bir buluş. Acaba yapabilir miyim? Elbette yaparsınız. Gelin bakın. Size kahve getirmiştim. Çok lütufkarsınız. Prensesler ne zamandan beri kahve taşır oldular? Siz benim için hayatınızı tehlikeye attığınızdan beri. Bunları unutalım. Yaralısınız, doktor yatsın dedi efendim. Önemi yok efendim. Biz sizinle ayrı hamurdan insanlarız. Bir kazanda kaynamamıza imkan yok. Henüz başlamamış olan evliliğimiz burada bitsin. Ne için? Ben kendimden daha iyi bir durumda olan bir kadınla evli kalamam. Yaratılışım bu benim. Yani kimse beni satın alamaz. Beni dinlemiyorsunuz bile. Yazdığınız şey o kadar mühim mi? Evet. Paris'teki ikiz kardeşime mektup yazıyorum. Madem ki ille de ayrılmak istiyorsunuz, bari ben de onun yanına gideyim. Ayrılma hususunda avukatıma oradan emir veririm. Demek bir de ikiz kardeşiniz var. Evet. Son derece birbirimize benzememize rağmen huylarımız çok ayrıdır. Ben hemen gideceğim. Siz iyi oluncaya kadar kalabilirsiniz. Beni düşünmeyin. Ayrılmaya karar verdiğiniz için size teşekkür ederim. Oh, rica ederim. Gelecek olsa şimdiye kadar muhakkak gelirdi. Demek ki barıştılar. Prenses Bülent abiyi seviyor diyorum size. Ayrılmaz onlar. Abim inatçıdır. Ziyafet gecesi ne dedi? Ben de sizinle geliyorum demedi mi? Tamam. Dedi ama bak gelmedi. Ne gelmedi? Nikahta da düğünde de keramet vardır ayol. Kumru gibi sevişiyorlar. İnşallah öyledir de bizim de yüzümüz güler biraz. Elbette gülecek. Oğlumun da parasının da safasını süreceğim. Vermeyeceksin çünkü sattığın mal temelli geri geldi bu sefer. Aa oğlum tatlı konuş acık. Tatlısı acısı bu. Ayrıldık. Boşanmaya karar verdik. Hı? Eyvah! Şimdi ne olacak? Yarın gidip mahkemeye vereceğim. Siz de zenginlik rüyasını unutun artık. Ay! Ay! Faiz, 10.000 ipotek. Boşver, Bülent'ten ödünç alırım. Zengin oldu kerata. Patron, merhaba. Vay, hoş geldiniz beyefendi hazretleri. Alayı bırak ustacığım. İşime döndüm, çalışmaya geldim. Estağfurullah, estağfurullah. Sizin gibi bir kişi zade, koca prensesin zevci. Estağfurullah. Nuri usta benden alay etme, bir hatadır ettim. Bilmeden evlendim, pişman oldum. Eski hayatıma işime dönüyorum. Vay mı söylüyorsun? Vallahi sahi, geldim işte. Deli, delinin zoruna bak. Saray gibi konağa çifte çifte otomobilleri bırakmış, burada çalışacakmış. Var mı sende biraz? Bak ustacığım, hiçbir şeye de gözüm yok benim. Çalışacağım, kovamazsın ya beni. Kovarım. Evine, saltanatına dön. Benim evim de, saltanatım da burası. Kovsam bile burası gene benim. Daha diyeceğim var mı? Yok lan, çalış bakalım enayi. 1000 kere söyledim, gene de söylerim, sen adam olmazsın. Eğer sen adam olursan, ben bu saçları kökünden... Puh, Allah kahretsin! Beni hatırladınız mı Prenses Hazretleri? Bendeniz muhterem kocanızın eniştesi, Mesut Bahtiyar Mutlukulunuz. Aa, hatırlıyorum efendim. Ziyaret sebebinizi sorabilir miyim? Aa, işte ben de onu arz edecektim. Bendeniz bir adam keşfettim. Efendim? Yani bir makine adam, bir robot sayılır prenses. Evet, bir makine adam. Görseniz o kadar marifetli ki. Ümit ederim ki bu marifetli dostunuzu buraya getirir. Hayır prenses! Çünkü benim robot adam henüz fabrikadan çıkmadı. Çünkü biraz paraya ihtiyacım var. Öyle mi? Evet, makine adamım kendi kendine 6 kol iskambil oynuyor. Düşünün prensesim, mesela canınız iskambil oynamak istedi. Ama arkadaşınız yok. Hop, alın benim makine adamı, 5 kişinin yerine iskambil oynasın. Evet, kısaca ne kadar para lazım sizin bu makine adamınız? Sadece 10.000 liracık sayın prensesim.
Pekala, gelin benimle. Çok mersi. Vay, Mesut Bahtiyar! Bu ne şıklık arkadaşım! Her zamanki halim benim ya! Gel kafayı çekelim! Bir şartla, paralar bende! Hey garson, donat şurasını! Kumardan iyi bulmuşsun gene! Ne kumarı be! Öyle adi şeylerle uğraşacak vaktim yok benim! Büyük işler var elimde! Müteahhitlik yapıyorum! Çek. Ama geç kaldım ben, kaynanam yatmadan gitmeliyim çocuklar. Şu hesabı siz verin. Hadi eyvallah, hadi eyvallah. Güle güle. Otur. Oğlum, garson, arkadaşa bak. Çiçeği unutmuş ya. Ey kayınvalidelerin kraliçesi! Gönlümün bahçesinden derlediğim şu çiçekleri kabul et! Ay! Ay Allah'tan bu beni ödüm koptu ayol! Damadınız size haddi olmayarak küçük bir çiçek getirdi. Bunu kabul etmek lütfunda bulunursanız damadınızı bahtiyar edeceksiniz. Aziz ve nefis kayınvalidem! Aa, çok naziksin ayol! Vay edepsiz küstah! Vay hikmetleri! Ay kumarbazlar! Dikkat valide, dikkat! Bin liralık İngiliz kumaşından yaptırdığım paltomu berbat ettim. Sahi be! Ulan nerede buldun bu kıyafeti? O ne demek valide? Daha böyle 12 kat ısmarladım. Evelallah, denizde kum, bende para! Bak, tomar! İşte! Sahi vallahi! Ah, benim aslan damadım, aslan! Anladık ama valide, sende hiç izan yok mu? Benim gibi bir adamın suratına pırasa atılır mı? Atılmaz! Affet damat! Edemem! Benim gibi zengin ve asil bir damada karşı bu ne küstahlık? Valide! Sen çok münasebetsiz, kendini bilmez bir kadınsın! Al şu paraları! Yıkıl karşımdan! Yıkılayım damat! Bak, dur, paraları bak, toplayayım da bak, öyle yıkılayım! Hala duruyorum! Yıkıl! Gidiyorum! Mesut! Anneme nasıl bağırsın öyle? Sen karışma kız! Damadım ne söylerdi, ne yaparsa haklıdır! Benim bir tanecik damadım! Ne var? Bülent Bey geldiler. Konuştuğumuz gibi ben yokum. Tamam, siz bana bırak. Bülent Bey, prenses bir iki saat önce Paris'te hemşiresinin yanına hareket etti. Bu mektubu da size bıraktı. Muhterem Bülent Bey, size veda edemeden ayrıldığım için özür dilerim. Arzu ettiğiniz boşanma muamelesi için Paris'ten avukatıma talimat göndereceğim. Allah'a ısmarladın. Güle güle efendim, güle Hadi bakalım, içelim kafaları bulalım.
bu gece deliler gibi eğlenmek istiyorum ha! Prensesle evlenince beni unuttun sandım. Beni de hiç aramadın koca vefasız. Kim demiş? Hiçbirinizi unutmadım, bilakis. Bakın serbest kaldığım an gene ortanıza düştü ha! Hayata yeniden doğmuş gibi olmanın şerefine! Ay, yo yo, sonuna kadar işin bakalım, işin hadi! Oh be! Hayat varmış, hayat! Anladık be! Kendini içkiye, eğlenceye kaptırmış, belli ki avunmak istiyor. Ne yazık ki benimle değil. Sizinle! İnanın bana, onun istediği kadın sizsiniz aslında. Ama bir prenses olarak değil. Ne yapabilirim Gülfem? Çok şey yapabilirsiniz, dinleyin beni. Şu prensesliği bir yana atın. Sadece siz olarak çıkın karşısına. Hazır bir de ikiz kardeşiniz var Paris'te, siz gidin o gelsin. Ya inanmazsa? İnandırmak size düşüyor prensesim, hadi bakalım. Önce şu saçları bir kestirelim. Sonra bir de kıyafet uydurduk mu, bu iş tamamdır. Ha? Hadi bakalım. Hey, bey baba! Bülent burada mı? Ne yapacaksın Bülent'i? Lazım. Şimdi meşgul. Hem burası iş yeri, davetsiz misafire yerimiz yok burada. Dur be, aksilenmesene babalık! Ha, bak kuskurusun ha! Burası iş yeri diyorum sana! Bülent'le bir alışverişin varsa hafta sonunda gel. Nereye isterseniz gidersiniz. Gezer, tozar, ne isterseniz yapar... ...kurtlarınızı dökersiniz. Aa, sen yanlış anladın babalık, ben onun baldızıyım, baldızı! Yeah. Ya! Prensesin kardeşiyim ben, Paris'ten geldim. Öyle mi? Tabii. Söylesene hanımefendi kızım, şöyle buyurun, buyurun! Bülent efendi! Bülent efendi! Geldik işte usta, bugünkü iş ne tarafta? Bu tarafta! Bu tarafta! Merhaba enişte! Merhaba dedik enişte! Nasılsın bakalım? Dur bakayım! Fotoğrafından da fiyakalıymışsın be sen! Baldızın oğlum, baldızın Paris'ten yeni gelmiş! Ya, ablama benzememden de mi anlamadım be enişte? Bahsetmedim mi sana? İkiziz biz, ama o benden 5 dakika önce doğmuş, gene de abla derim. Ne var ne yok? İyilik valla! Aksiliğe bak be, biz geldik abla basmış gitmiş, kaldık mı düdük gibi ortada şimdi? Evi biliyorsunuz herhalde. Biliyorum ama öyle fiyakalı yerler açmıyor bizi. Biz prenses değiliz oğlum. Kendimi darattım sokağa, Gülfem'den adresini aldım, doğru sana geldim. İyi, güzel, hoş geldiniz ama ben şimdi işe çıkacağım, işe. Ay ama ya, karnım aç benim. Ne zamandır şöyle Alaturka'ya yemek yiyip iki tek rakı atmadım. Usta be, usta! Enişteye izin ver de beni bir meyhaneye götürsün. Kum kapıda kör agop duruyor mu kör agop? Duruyor kızım, duruyor! Hadi bakalım enişte, baldızına iki kadeh rakı ısmarlayacak bir yere götür. Sakın param yok filan deme, boru mu bu? Koskoca bir prensesin kocasısın. Hadi usta be, sen de gel ha! Çok sevdim seni, beton ton adamsın! Hem vallahi, hem billahi! Gelirsin! Gelin! Yaşa be moruk! Aslan enişte! Hadi gel bakalım babalık, şerefe! Sizler ne biçim erkeksiniz be! Allah be! Midyat havası, biterim! Afap, bir de pastırmalı yumurta yap bakalım! Ne kadar arsızım değil mi? Öyle! Ne yaparsın? Ellerinde hasret kaldık bizim yemeklere! Afiyet olsun baldız! Demek ablamdan ayrılmaya kararlısın, hı? Maalesef öyle! Hakkım var be!
Ablam iyi hoş kadın ama azıcık soğuktur yani. Gelir misiniz? Gider misiniz? Evet efendim, sepet efendim ha. Ben de erkek olsam boşarım böylesini. Ya bana baksana sen. Hı. Sen tam benim söylemek istediklerimi söylüyorsun. Hı, elbette. Hı. Aynı kafadan ne haber ha? Seni iyi anlıyorum da ondan enişte. Kafana uygun fıkır fıkır biri lazım sana. Asalet masalet hava gazı değil mi? Tam üstüne bastın. Vallahi billahi kafalarımız uyuyor senden. Tabii. Ne hayırlı kardeş be. Ağır ol, prensese laf yok. Sen anlamazsın babalık. Erkek dediğin biraz civelek kadın ister ya. Değil mi bey abi? Kim vurdu bana? Affedersin bey birader. Tövbe be, tövbe be. Prenses ne demek ya? Ha? Kadın dediğin sadece kadın olur, işte o kadar. Prensese laf yok dedin ki. Enişte be. Senin bu ustan ablama pek yanık galiba. Nedenmiş o? Baksana prensese toz kondurmuyor. İyisi mi sen boşa o alsın ablamı? Yok deve! Yok deve mi? Ay ne güzel laf! Bayıldım vallahi! Yok deve ha! biraz yavaş olsun. Niye be? Eğleniyoruz. Keyfimin gayesi mi herkes? Değil mi bey abi? Gene mi? Gene affedersin bey birader. Affedersen bir daha yaparsın bey birader. Hadi be! Ulan Bülent! Seni kovuyor! Nasıl dayanacağım bu işe? Biraz sabredin. Bakın göreceksiniz sonunda neler olacak. Beni tanıyamadı. Kendimi ona Paris'ten gelen ikiz kardeşim diye bal gibi yutturdum. İşin güzeli gitgide bana da ısınmaya başladı. Vah benim canım, vah benim canım! Biraz sabredin. Şimdi beni dinle Gülfem. Bülent'e prensesin ağzından bir mektup yazdım. Ayrılmaktan vazgeçtiğimi bildirdim. Bu mektup ona Paris damgasıyla gelmeli. Bunu temin edebilir misin? Bir kolayına bulurum. Bir kadının kocasını tavlaması meğer ne zormuş. Kocam benim, ben olduğumu bilmiyor. Daha da bilmeyecek. Elbette. Çok mesudum. Çok ol! Ey yavrum, zariyat kuşları bunlar, balık ekmek! Soğan maydanoz kodun mu abi? Hepsi tamam ablacığım. Yaşa! Mis gibi kokuyor. Nerede yiyeceğiz bunları? Buluruz bir yer canım, merak etme. Bir dakika. Hadi yürü bakalım. Nereye ben işte? Yanım gel. Balık dediğim böyle yenir. Çatal bıçakla hiç tadı olmaz. Bana bak, ablana hiç benzemiyorsun. Benzemem, o sırmalı mankenle evlenince. Sırmalı manken kim? Ablamın eski kocası. Ablam ona babamın zoruyla vardı ama hiç sevemedi bir türlü. Zavallı kız, o kuru saray adetleri içinde kabına çekildi. Kişiliğini kaybedip tatsız bir aristokrat oldu. Acırım ona hep. Say bana yatacak bir yer bulsun. Ablanın konağı var ya. Bırak be! O nuhusetli yerde uykusu kaçar adamın. Ev değil Mumyalar Müzesi mübarek. Gülfem abla söyledi, sizin köşkte kiralık oda varmış. Bizim değil, biz de kiracıyız orada. Neyse, bana da bir yer uydurun. Akşamdan akşama kafamı koyacak bir yastığım olsun. Ne alıyorlar, kira? Niye sordun? Kazık olmasın yani, prenses kardeşizlik, milyoner değiliz. Hele oda bulalım da parası kolay. Yarın öğle yemeğine bize gelir misin? Bizimkilerle tanıştırırım seni. Gelmez olur muyum, akrabayız be! Çok tatlı kızsın be! Tatlı dedin de aklıma geldi. Balığın üstüne tatlı iyi gider. Karaköy'den tayin elması alalım mı? Alalım ya! Yaşa be enişte, al tatlı ya! Çok tatlı bir kız anne. Karım ne kadar gururlu ve soğuk neva ise, bu da o kadar mütevazi ve cana yakın. Konakta oturmak istemiyor. Sizde boş bir oda var mı diye sordu. Üstüme iyilik sağlık, sen delirdin mi ayol?
Koskoca bir prensesin kız kardeşi bu berhanede kira odasında oturur mu hiç? Oturur, oturur o kız bizden. Bizdenmiş. Bol kira verecek mi bari? Sanmam. Parası da yok Allah bilir. O da bizim gibi berduş takımından. Mal sahibine bir sorayım ama hiç sanmam boş oda olsun. Sen istersen bulursun anneciğim. Ummam, ummam. Aa, hadi hadi gayret et. Zaten kız seni de tanımak istiyor. Hı. Yarın öğle yemeğine getireceğim onu. İnşallah bir oda bulursun ha. Aa, bırak ablanı şimdi. Niye ona o kadar kızıyorsun? Bilmiyorum, başka şeyler konuşalım. Birisine kızmak, onu sevmek demek ediyorsun? Müzisyene. Tanır mısın? Yok, boş ver. Hadi oturalım. Şerefe. Hadi bana içki söyle. Bir dakika. Ne biçim kız, anlayamadım gitti. Ufak çavuşlar, iyi ki geldiniz. Sizlerle ufak bir hesabım vardı. Memur bey, sabıkalıdır bunlar. Bir hanım arkadaşım var, ben de şimdi geliyorum. Evet. Ayhan! Ver! Harikaydın namusun, çok güzel. Eyvallah! Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden? Bir çuval inciri berbat ettiler. Kim bunlar? Ablan zannettiler seni, boş ver aldırma. Ama tadı kaçtı buranın. Doğru, başka yere gideriz. Yürü! Bu zaferi kutlayalım. Heriflere amma patlattın be enişte! Gerisine vurdun, göster bakalım! Şuraya! Böyle mi? Bülent abi! Merhaba abicim! Yenge mi? Yengem enge değil, baldız! Güzel, öyleyse baldız hanım yengeme merhabalar! Yenge menge derken yiyeceksin çuvaldız! Aa ya, aferin, iyi laf ettin ha! Baldız hanım bir dans edebilir mi acaba? Tabii ederim! Hadi bakalım yelken eve! Sen de kendine gel! Var mısın tombik? Garson hesap! Vurma! Şimdi... Parkta sabahlayalım desem ne cevap verirdi acaba? Boş ver! Ablam da eskiden böyle değildi. Prenseslik bozdu kızım. Vaktiyle fakir bir ailedendik. Ne tatlı insanlardık o zaman. Şimdi sırmalı elbiseler giydirilmiş plastik bebeklere döndü. Hoş ben gene sık sık parasız kalırım ya! Ablan sana yardım etmez mi hiç? Ablan? Ha, eder tabii. Ama gönderdiği parayı iki günde... ...ava gazı. Sonra gene zill. Ne tatlı kızsın be! Ablanın sana benzemesini çok isterdim. Ha?
Ya canım, bu saatinde sevişecek başka bir yer bulamadınız mı? Kalkın hala! Sevişen kim be? Şöyle bir bakıştık biz. Boş ver bebekçi baba, bakmıyorsan de. Hadi bir daha görmeyeyim sizi. Aman ya! Hadi! Biz de gideriz öyleyse buradan, senin parkına mı kaldık yani? Aldırma bekçi baba! Sen de boş ver dünyaya! Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim! Kardeş, vallahi utandırıyorsun beni. Yemekler, limonatalar, şimdi de kahve, ne oluyoruz ya? Afiyet şeker olsun. Ay ama midem şişti, patlayacağım. Patlamazsın, patlamazsın! Sahi? Ay ben pek sevdim burasını. Ablamın konağı hiç açmadı beni. Süslü bir ahıra benziyor orası ya. Al benden de o kadar, annem sana bir oda bulacak burada. Yaşa be teyze! Namussuzum, sevdim seni! Ay sevmez ol inşallah, sürtük! Ben sesim, biz de çok sevdik seni! Sağ ol be arkadaşım! Burada sana göre oda yok, her taraf dolu! Tüh be! Oldu mu ya? Kolayı var! Ben sana odamı veririm, kendin de annemle yatarım, olur biter! Bravo! Aslansın vallahi enişte! Üstüme iyilik, sağ ol! Nesin? Baldız hanıma benim odayı hazırla, bana da annemin odasında bir yatak yap. Peki abi. Hadi köşke gidip senin bavulları alalım. Bit tabii. Şimdilik hoşça kalın, akşama konuşuruz, güle eyvallah. Güle. Eyvallah. Gidişin olsun, gelişin olmasın. Ne şeker kız. Ay bayıldım vallahi. Ah. Suratı tıpkısına benim güzel prensesime benziyor kız. Bahçeye sarıp da karşınıza oturtun serseri karıyı. Hay Allah'ım, sen bilirsin. Benim oğlumun hiç mi aklı yok? Sen o gül gibi prensesi bırak, bu zibidiye eve gidin. Bülent abin de gözün içine bakıyor kızın, ama ne haber? Hadi. Anne be! İster misin abayı yaksınlar bebeklerini? Allah korusun, ağzından yel alsın! Aa. Ne yani? Bu saçaklıya mı kalmış benim oğlum? Dünya varmış be! Kurtulduk şu mumyalar müzesinden! Al benden de o kadar! Demek ablamı boşamakta kararlısın. Maalesef öyleyim. Sevmiyor musun onu? Sevilmeye layık bir insan ama... Genç ve güzeldir ablam. Öyle ama... aynı derecede güzel, üstelik daha cana yakın kadınlar var. Mesela? Bilmem, vardır elbet birileri. Beni ablama çok benzetirler. Çok. Ama sen başkasın. Evdekiler bayıldılar sana. Annen de mi? Aa, annem asalet ve para düşkünüdür. Senin gibi bir kızın değerini pek anlayamaz. O halde senin evde daha uzun zaman kalayım da anlasın bari. Keşke öyle bir şey olsa. Burada pek rahat edeceğini zannetmiyorum. Banyomuz yok. Lodos havalarda da şu camdan fena rüzgar girer. Karyola'nın somyası da bozukçadır biraz. Boş ver ya, gönüller şen olsun. Aa, komşu çocuklar da sabahları gürültü eder, uyandırırlar adamı. Aldırma, çocuklara bayılırım ben. Hadi şimdi naşla da soyunayım. Yaşa be aslan baldız! Kolay gelsin. Eyvallah. Akşama ne yapıyoruz? Bilmem. Ben senden olmak isterim. Ben de. Öyleyse akşama. Akşama. Ablaya bak, kıza bak! Prenses kardeşi demeye bir şahit lazım be! Merhaba. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Evet. Kendime senden bahsediyordum. Maşallahım var. Seni pek açmıyorum galiba. Hiç! Darılma ama! Ablamdan bir kaşık olsun kibarlık alsaydın ne olurdu sanki? İyi olurdu ama ne yapalım? Allah bizi böyle yaratmış abi. Hey! Şşt!
Hı? İşler nasıl? Altı kol iskambil oynayan makine adam iyi çalışıyor mu? Prenses! Kulunuzu affedin prenses! Dinleyin! Dediklerimi yapar ve sır tutmasını bilirseniz, size daha 10 makinelik para veririm. Emrinizdeyim asil prenses! Gelin, kimse görmesin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu paranın yarısı sizin. Yarısıyla da güzel kutu gibi bir apartman tutup anahtarını bana getireceksiniz. Üstüne ev adresini de yazın. İki anahtar yaptırın. 100 anahtar yaptırırım isterseniz. Bir şey daha. 1000 şey emredin. Bülent para sıkıntısı çekmemeli. Lazım oldukça bir bahaneyle ona istediği kadar para verin. İcap ederse gelin, ben size gene veririm. Anlaştık mı? Anlaştık. Şu andan itibaren en sadık müttefikiniz. Çok mersi. Ama aramızda kalmalı. Tamam mı? Siz, ben, bir de Allah bilecek. Kolay gelsin usta. Merhaba evlat. Damdan düşer gibi olacak ama biraz para lazım. Ha? Haftaları ne yaptın? Eridi, turist gezdiriyoruz, kolay mı? Aa, o pantolonlu zibidi karıyı mı? Hı. Vallahi vermem. Yeme içme o şıllığa yedir. Hem vallahi hem billahi vermem. Yapma be oğlum. Yaparım. Ha? Aa, unuttun sanıyorsun, affedersin birader. O yelloz için 10 para vermem ben. Vermesem verme, hadi eyvallah. Ha. Bülent abi! Bülent abi, size bir mektup var Paris'ten. Paris'ten mi? Evet. Anlatmadım. Güle güle. Size bu mektubumla son kararımı bildiriyorum. Yakında döneceğim. Fakat maalesef fikrimi değiştirdiğimi söylemek isterim. Boşanmamızı doğru bulmuyorum. Avukatıma emir verdim, davayı geri alacağım. Saygılarımı sunarım. Benço! Benço! Yo, keyfin kaçık gene. Bırak beyin işte, başım dertte. Boş ver, keyfine bak. Dünyada altından kalkılmayacak zorluk yoktur. Yoktur ama param varsa eğer. Aa, para mı lazım sana? E niye söylemezsin be yavrum? Böyle enişten var da, söyle, 1000 mi, 2000 mi? Ha? Alay etme enişte. Ayıp ettin be oğlum. Ay, al bunu, yetmezse sonra gene gel bana. Al, hadi, al. Enişte be, canın sıkılıyor senin. Kötü bir haber almış gibisin ha? Evet, bugün ablandan mektup aldım. Fikrini değiştirmiş, ayrılmam diye yazıyor. Sahi mi? Bak şu ablamın yediğini hani. Keşke ondan önce sana rastlasaydım. Ne olurdu o zaman? Dünya cennet olurdu benim için. Sen ne istersin? Ben senin istediğini isterim. Ben de. Sen uyumadın mı anne? Maşallah beyefendi, maşallah! Evet, uyumadım. Elin zibidi karısı aslan gibi oğlumu sabahlara kadar meyhane meyhane dolaştırsın, ben uyuyayım ha! Anayım ben, ana!
Değilsin demedik ki ana. O halde hesap ver bakayım bana. Her gece ne işin var dışarılarda o karıyla? Anne, daha nazik konuş, rica ederim. Konuşma! Gördükleri alta bak be! Beyefendi güller gibi, miskler gibi, hanlı hamamlı prenses karısını bırakıp... ...bu erkek pantolonlu fantilifan karısıyla geziyor. Anne! Senin yaptığın hem aptallık hem ayıp be! Baldızın ulan, baldızın! Anne yeter! Yetmez! Nesine ulan, nesine? Karının bir otel parası biliyor. Geldi senin odana sığındı. Her akşam paranı yiyor. Hem vallahi hem billahi yarın sabahtan tezi yok... ...tutup kolundan atacağım şırtıntıyı. Anne, anne sabrımı taşırma benim! Taşarsa taşsın! İstemiyorum o kadını, işte bu kadar! Daha söyleyecek lafın var mı? İstemiyorum! Var! Benim de söyleyecek bir lafım var. Onu istemeyen beni de istemez. Ne dedin, ne dedin? O kız buradan giderse ben de giderim dedim. Zor gidersin sen. Giderdim, hem de şu andan tez yok giderdim ama dua et ki... Niye dua edecekmişim? Dua et ki sana ve kız kardeşime bakmaya mecburum. Sizi ayrı bir yerde yaşatmaya gücüm yetseydi yarın sabah gider kendime ayrı bir yer tutardım, anladın mı? Yarın sabahtan itibaren! Ne haber kayınço? Bakıyorum sayın kayınvalideyle iyisiniz gene. Bırak enişte, bırak. Sıkıntın varsa söyle be oğlum, biz ne güne duruyoruz? Çekme içini! Her derdin bir devası vardır. Sesinizi duydum. İstediğin ayrı bir evse bundan kolay ne var? Sen ne istersin de bu enişten yerine getirmez, hı? Al bakayım. Ucunda da adresi. Hadi al, al. Üzülme git, aslanlar gibi yaşa! Bunu da sevgiline verirsin! Hadi, Allah, hadi! Anlarız oğlum bu işlerden! Sen Hızır mısın be enişte? Yo, sadece zenginim! Sahi, nereden geliyor bu paralar? Ayıp ettim be oğlum! Kumarbaz dediğin hep dubara atmaz ya! Bazen de böyle düşeş atar! Hadi bakayım, sen keyfine bak! Enişte, tamam değil mi? He. Eğer bir sıkıntın olursa ben buradayım. Suadiye, tam durak, dere sokak numara 15. Senin parana ihtiyacım yok artık. İşte bak! Neymiş onlar? Yeni evimin anahtarı. Bir tanesi de sevdiğim kızda olacak. Hmm. Prensesten boşanır boşanmaz yeni evimizde buluşacağız. Halt edeceksiniz! Bana bak Bülent! Sen benim öz evladım sayılırsın. Ocağının prensesi bırakıp o zizop kız kardeşiyle evlenmene müsaade etmeyeceğim. İşte bu kadar! Yapma be patron! Hem vallahi hem billahi yaparım! Kocam baldızına, yani bana öyle bağlandı ki sorma! Senin anlayacağın sıklama aşık oldu bana! Ben size söylemiştim! Ama daha fazla uzatmayayım istersen. Ne yapayım yani? Prenses Paris'ten gelmeli artık ha? Tamam, et öyleyse telefon. Alo? Alo? Bülent Bey'i rica ediyorum. Buyurun benim. Siz misiniz Bülent Bey? Prenses Hazretleri Paris'ten bugün avdet ettiler. Sizinle konuşmak istiyorlar. Evet, konağa teşrifinizi rica ediyoruz efendim. Efendiler götürsün topunuzu. Çok içerledi galiba. İşler yolunda.
Demiş prenses mi gelmiş? Evet, bugün Paris'ten teşrif etmişler. Benden görüşmek istiyorlarmış. Son görüşmemiz olur inşallah. Vay canına be! Ben de gidip banana haber vermezsem... ...şu saçlarımı kökünden... ...vallahi kahretsin. Sizin gibi bir prensesin verdiği sözü tutmaması çok ayıp. Hayret! Bunda hayret edecek bir şey yok. Zevcimden, yani sizden ayrılmak istemiyorum, hepsi o kadar. Ama bana söz vermiştiniz. Caydım. Hem bir şey sorabilir miyim? Benden ayrılırsanız ne yapmak niyetindesiniz? O size alakadar etmez. Öyle olsun. Zaten ayrılacak değiliz. Son sözünüz bu mu? Evet efendim. Allah cezanızı versin efendim. İşler yolunda gidiyor prensesim. Çok memnunum Gülfemci. Deme be Nuri efendi. Derim be Diye Hanım. Hem vallahi hem billahi anahtarı gösterdi bana. Baldızı olacak o hastaya ev tuttu. Prensesi bırakıp onu alacak. Ne? Baldızını mı? Baldızını. O kokos karıyı. O kokos karıyı. Ciğerim yanıyor be Diye Hanım, ciğerim yanıyor. Benim de ciğerim yanıyor Nuri efendi, benim de. Bir çare bul be Diye Hanım. Üstelik prenses de Paris'ten gelmiş, telefon ettiler. Ne? Ya! Doğru mu söylüyorsun? Ya. Eyvah! Sen tuttuğu evin adresini biliyorsun. Biliyorum. Hadi yürü. O karının saçını başını yolar, çeker oğlumu alırım elinden. Yapar mısın, yaparsın, hadi yürü. Yaparım ayol! Yürü! Hey! Boş durma, ekmek ye! Peki, peki! Hey, sucuk sever misin ha? Senin elinden her şeyi severim. Amma da yağcısın be! Bu dilleri ablama dökseydin ne olurdu sanki? Söyleyene değil, söyletene bak demişler. Oldu, servis hazır. Hı? Tabağa koymayalım mı? Tabakta buz kesilir. Sen hiç askerlik yapmadın mı? Hadi davran. Oh, nefis! Ağzım yandı. Çok muhallebisin ben işte. Öyle mi dersin? Bana bir şey söyleyecek gibisin. Çok şey söylemek isterdim ama... Ama? Çekinme, söyle. Söylememe lüzum var mı? Bu ana kadar anlamadın mı? Neyi? Seni sevdiğimi. Peki, ya ablam? Biliyorsun, ayrılacağım ondan. Ya o ayrılmazsa senden? Ben ayrılırım. Hem bana söz verdi. Öyle bir kadın sözünden dönmez. Peki, dönerse? Bilmiyorum. Yalnız şunu unutma ki... ...ben artık sensiz yaşayamam. Al bunu.
ikimiz için küçük bir ev tuttum. Adresi üzerinde yazılı. Karımdan ayrıldığım gün gidip seni orada bekleyeceğim. Söyle. Geleceksin değil mi? Bana gelmek istediğini biliyorum. Ömrümün sonuna kadar da olsa bekleyeceğim seni. Söyle, geleceğim de. Abinin sultan gelinim, prenses gelinim, hoş gelip safalar getirdin yavrum. Hoş bulduk efendim. Sen yokken başımıza neler geldi, neler geldi yavrum. O kız kardeşin olacak şırfıntı az kalsın, kocanı baştan çıkarıyor. Öyle mi efendim? Ya, oğlumun altından girdi, üstünden çıktı, aklını çıktı. Hiç böyle şey görmedim, insan ablasının kocasına göz kor mu? Darılma ama gelinim, çok kötü, çok ahlaksız kız kardeşim var senin. Nerede sen, nerede o? Ne yapalım, sevişiyorlarsa ne demir? O nasıl lakırdı yavrum, sen ne güne duruyorsun, aslanlar gibisin. O züppe karıdan bin defa güzelsin. Bilirim, beni çok seversin. Ölümü gör eğer gidip o şırfıntının elinden kocanı almazsan, hem de bir güzel patakla şuşursun. Neredeler acaba? Oğlum ona ev tutmuş ayol, adresi var bende, Horoz Nuri söyledi. Aman bizim Nuri Efendi diyecektim. Ah benim sultan gelinim, hadi kırma beni. Kır şeytanın ayağını, barış kocanla. O karı da çatır çatır çatlasın. Sizin hatırınız çok büyüktür. Merak etmeyin, bir şey düşünürüz efendim. Sen misin? Evet. Nihayet gelebildim. Siz ha? Benim evimde, burada. Rahatsız ediyorsam özür dilerim. Özrünüzü kabul etmiyorum. Ne hakta geldiniz? Sizi istemediğimi söylemiştim. Demek kararınız kat'i. Evet efendim. Bunu anladınızsa lütfen evi terk edin ve beni artık rahat bırakın. Yazık. Buraya muhterem kayınvalidemin son ricasını kırmamak için gelmiştim. Yanılmışım demek. Şimdi değil, işin başından beri yanılmıştık. Yani beni kovuyorsunuz öyle mi? Evet, sizi kovuyorum. Bu kadarı da fazla. İstenmeyen bir yerde kalamam ben. Güle güle. Hey, bir dakika, bir dakika! Bir dakika durun, baksanıza bir dakika! Bir arzunuz mu var Bülent Bey? Size bu anahtarı kim verdi? Kim mi verdi? Sen. Ben mi? Elbette. Çünkü benim ikiz kardeşim yok. Baldız! Hayır, baldızın değil. Karın sevgili kocacığım. Kocacığım mı? Aklımı sen muhafaza buyur Allah'ım. Demek sendin. Benim karım ha? Evet. O halde bu oyuna ne lüzum vardı? Çünkü seni seviyordum. Senden ayrılmak istemiyordum. Peki ya o gururun? Onu da sen yıktın. Seni seviyorum. Deliler, çılgınlar gibi seviyorum. Oh. Aman Allah'ım! Bak şuraya bak! Yine o şırsıntıyla sarmaş dolar! Bu oğlan adam olmaz! Saçını başını yiyoruz ama şiftenin! Dur anne! Yetişine dostlar, bayılıyorum! Ayıl bakalım! Ayıl bakalım valide hanım! O şırpıntı şırpıntı değil, prensesin ta kendisi! Sahi mi? Söylesene daha yok! Ah yavrum!